Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Size teşekkürler. Burada yani sizi görmek güzel çünkü hep buralardasınız. Yok, hep buralarda değilim. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Yani en son buraya herhalde 6-7 önce. Evet, en son 6 önce yine bir röportaj yapmıştık. Evet. Neler yaptınız bu süreçte, nasıl geçiyor vakit? Vallahi bir şey yapmıyorum yani. Devam ediyor her şey. Hayat devam ediyor. Bugün kızım Amerika'dan geliyor, onu karşılayacağım. Biraz sevinçliyim. Evet. Bayram da yaklaşıyor. Bayram için sanırım geliyor mu yoksa? Yok. Amerika'da kriminoloji okudu. Amerika bitti. Tamam. Geliyor ve sonra bir ay sonra da master için İngiltere'ye gidecek. Süper. Bunu siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Var mı projeleriniz? Vallahi bir sürü proje okundu da hani bir tanesine evet deme şeyinde bulunamadık. Değerlendirmeler yapıyoruz. Bakalım ne olur. İstediğiniz bir rol var mı peki? Ya da hani dijitali mi tercih edersiniz yoksa TV mi? Hiç fark yoksa etmiyor. Direkt senaryonun hani hikayenin hiç fark anlamına yani, bakarsınız? Senaryo sizin onun içinde olmanızı gerektiren bir şey taşıyorsa siz de orada olursunuz. Kesin. Önümüzde bayram. Bir bayram mesajı alalım. Neler söylemek istersiniz? Tabii yani geleneksel olarak amaç burada kurban kesmek ama bence kurban paralarının eğitim kurumlarına, çocuk esirgeme kurumlarına bağışlanması çok daha doğru olacaktır. Zaten ekonomik koşullar belli insanların. İşsizliğin arttığı bir dönemde sağdan soldan hani topluca danaya girelim muhabbetinden vazgeçtiler. Bir yerlere bağışta bulunmaları çok daha doğru bir davranış olacaktır. Kesinlikle. Sizin var mı peki unutamadığınız bir bayram anınız ya da çocukluğumda taşıdığım bir sürü bayramlar var. Yani ben en çok şeyi özlerim. Hani şeker ya da kurban bayramı hiçbir şey fark etmiyor ama rahmetli anamın ve yengemin yapıp baklava ve su böreği yaparlardı. Birileri gelene kadar baklavanın şekeri dökülmezdi şerbeti. Benim yatağımın altında saklanırdı divanın. Her uyanışımda bakardım şerbeti dökülmüş mü diye ama maalesef en çok onları özlüyorum. Yani. Sosyal medyadaki paylaşımınız da çok eğlenceli. Hava çekmeniz, dans etmeniz, videolar paylaşmanız çok seviliyor. Çok teşekkür ederim. Ya kısaca bir şey söylemek zorundayım. Teşekkür ederim de. Ne olur şu cahillikten vazgeçin. Dans videolarıma hep şöyle bir mesaj atılıyor. Adama bak ya kaç yaşına gelmiş dans ediyor. Abi gerizekalı. Yani aktörlüğün gereği zaten bu. Belki de kendim beceremediği için klavye delikanlılığı yapıyor falan demenin hiçbir anlamı yok. Sen de et. Sen de eğlen. Yani bu koşullar içerisinde birine saldırmaktan vazgeçin. Etrafınızda, sevdiklerinizle, varoluş biçiminizle eğlenmeyi seçin. Çok daha iyi bir insan olacaksınızdır. Kesinlikle öyle. Son noktayı koydunuz, bize bir şey daha söylemek istiyoruz. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Çok teşekkürler. Yapıyorum. İyi bayramlar şimdi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Abi çekme. Abi çekme, yalnızım. Çoraplar, yalnızım şu an. Ben hiç çorapları gibi. Yok, ben biliyorsunuz geçen sene ameliyat oldum. Evet, evet. Ameliyattan sonra bunlar zorunlu bir giyinme. Herhalde ömür boyu da böyle devam edeceğiz. Geçmiş olsun dedim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi bayramlar. Selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.